Nerede o 33 onlar diyor musun sen de? Serdar abi, öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Kapatmıyor Orhan musun? Orhan abi. Aa pardon. Ben de düşünmedim abi burada. Yok abi, böyle serseri style oturup. Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Lütfi ile burada böyle bir çay içiyorduk biz. Güzel de bir ortamımız vardı. Yudumlarken Lütfi dedi ki: arkadaşlar, iPhone 12 Pro'nun bataryasını çıkartıp onun yerine Nokia 3310 efsanesinin bataryasını takarsak ne olur? Bunu test etmek istiyoruz. Eğer çalıştırırsak ne yapalım? Bir yılan oynayalım. Yılan oynarız arkadaşlar. Şimdi bu olayı yapan bir abiyi bulduk biz arkadaşlar. Burca'da onun dükkanına doğru yavaş yavaş buradan yol alacağız. Bakalım yapabilecek mi, yapamayacak mı? Ben de merak ediyorum. Var be hayalimiz. Çıkalım yola, görelim. Haydi. Ghetto emaneti çek, kaldırımda yürümeyen bir ton delikanlı genç. Gözü sana dönecek, diyecek yapıştır içek. Gece neşe verecek, bırak Kreuzberg'e renk. Hasan'a basket, manzara miskent. Gelenek bizde hep çalar son ses tape. Moda Şahin'e select, burada yok Mustang. Çevirmenin önünde bile yanıyor lastik. Evet arkadaşlar, biz geleceğimiz yere geldik. Arkamızda şu anda dükkan. Evet, İçeri gireceğiz. Enteresan bir giriş oldu ama. Bakalım içeride dalalım. Neler dönecek. Hızlıca. Dalıyorum. Haydi. Haberli işler. Kolay gelsin arkadaşlar. İlk defa geliyormuşuz gibi değil mi? Aa, burada mıydınız? Aa, buradayız abi. Evet, olayımız belli. Videonun başına zaten söyledik ve cihaz burada abi. Ben sana şöyle cihazı vereyim ve yanına geleyim. Tepende dikileyim. Teorik olarak yapabilecek miyiz? Teorik olarak olur. Pratikte? Pratikte de inşallah. Hadi bakalım. Umutlar yeşeriyor yine. Abi yerde iPhone duruyor, gözünü seveyim. Nasıl bir yer benim? Abi burayı gördün mü sen? Ne var abi orada? Bildiğin böyle bir Web Tekno'nun bizim mezarlık var ya, onun gibi bir mezarlığı var yani. Wow, iyiymiş. Nedir abi buradaki cihazların olayı? Böyle bir tane seçeyim mi rastgele? G2 bakayım, ne var lan burada. Gerçekten. LG G2 var mı? Bir şey çekeceğim şöyle bir. Ne çıktı? Alcatel Vantaj çıktı. İşte onların hepsi böyle sahipleri bırakılıp da gelmeyen ama daha ileriki zamanda telefonum var denilen insanlar. Bak ne var burada? En çok sevdiğim telefonlardan 82 10 muydu bu? Neydi bu? 60. Ben de çok biliyormuş gibi böyle bayağı sordum. Sallı, çok yaklaşmamış bir de yani. 81 falan çıksaydı bari. Şu anda yapılan işlemden birazcık size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz cihaz, cihazın ön tarafını doğrudan, yani telefonun ön tarafını doğrudan ısıtıyor. Biraz böyle ısıtmadan bu ekranı buradan sökmek mümkün değil çünkü ciddi silikon bir malzemeyle tutuyor ekran. Burada ekranda yazıyor derecede. 94 derece, demin böyle 96'yı 97'yi vesaire gördük. Ama şu anda sabit olarak 94 derecede 93'e düştü. Farklı farklı yöntemlerde de bu ekran sökülebilir. Ama bu yöntemle hem pil sağlığı da böyle zarar görmemiş oluyor, hem de doğrudan direkt ekran ısınıyor. Rahatlıkla da sökülüyor. Birazdan sökeceğiz zaten. Merhaba. Sen ne düşünüyorsun? Çalıştırır mı batarya? Eski 3310'lar gibi telefon yok değil mi artık? Nerede o 3310'lar diyor musun sen? Duygulandı abi. Kedi duygulandı. Kurudun boğazın. Aletimiz burada, ısındı. Sıcak sıcak bir iPhone 12 Pro'muz var şu anda. Böyle rahatlıkla. Biraz sağlam yapmışlar sanki abi. Ne diyorsun sen? Evet. Bayağı açmışsındır bu aletten. Evet, şu şekilde yavaş yavaş. Evet. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Şimdi abi bize birazcık bu olayın teknik detaylarından bahset. Bu cihaz iPhone 12 Pro. Ben şöyle bir çökeyim bir dakika. Bir çökeyim abi şöyle. Yok abi, böyle serseri style oturayım. Şimdi bir 3310 bataryasıyla iPhone 12 Pro'yu nasıl çalıştırabiliriz? Çalışırsa neden çalışır? Aslında nasıl çalışır? Düz basit mantık. Artısını eksisini bağladığın her şey sonuçta aynı değerlerde çalışacak. Abi o zaman bu mantıkla iPhone bataryasıyla 3310'u da çalıştırabiliriz. Bağlarsan çalışacaktır. Nasıl diğer videonun? Şu an telefon paramparça olacak arkadaşlar. Şu anda elinde tuttuğum batarya 3310. Evet. Doğru. Çelik pil mi abi? Bir hafta gider mi? Bir hafta gitmiyorsa hiç girmeyelim abi bu işe. 3 günü var. 3 gün rahat gider diyor Orhan abi. Göreceğiz birazdan. Enerjiyi bir verelim ailesiyle şu telefona.
Sanırım başardık. Abi elma logosunu gördük. Şöyle bir ekranı bir kaldırabilir miyiz? Bir... Tabii ki. Bu şu bataryayı bir görelim. Şu anda 33.10'un bataryasını bağladı. Biraz kötü gözükse de işte kendi orijinal pili sökük. Bağlı değil. Batarya bağlı ve dınk sesini de duymuşsunuzdur. Ekrana da görüntümüz geldi. Şöyle bir kapatalım abi, sen gir. Gir abi. Hop geldi abi görüntü. Ve gitti. Hadi bakalım. Başardık. Abi bir daha açabiliyoruz mu ya? Çay içiyordum da ben. Çay varsa ben yokum. Evet, 33.10 bataryasıyla şu anda iPhone 12 Pro'yu açmayı başardık. Abi teknik detay istiyoruz senden. Şimdi bu açılıyor ama neden 5 saniye sonra kapanıyor? Bir de niye 1 Ocak Perşembe'ye döndü abi? O standart pili söktüğün zaman tarih en başa dönüyor. Hattı da takılı olmadığı için ve kablosu da bağlantılı olmadığı için ayarlayamıyor. Şu an cihaz sıfırlandı gibi bir nevi diyebiliriz. Evet, oluyor. %0 kaldı gözüküyor ekranda. %0 kaldı dedi. Evet, onun da nedeni pilin orta ayağı haberleşme hattıdır. Bağlı değildir buna. Sadece tamam. Çalışması için bu şekilde bir sistem yaptığımız için şu anda açılacak düzeyde. Ama şu an teoride dediğimiz şey pratikte gerçekleşti. Bir orijinal 33.10 bataryası mı abi? Bu devirde orijinali zor ama 33.10 bataryası. Tamam. Bu 33.10'a taksak çalışır. Tabii ki. Şimdi mantık şöyle arkadaşlar. En basit mantıkla anlatıyorum. Şimdi bu altında bir pil var. Bu pil hiçbir şekilde bu iPhone'a bağlı değil. Evet, şu zaten ayrı. Aynen. Sökülü durumda. Şunu bağlasak bu pille çalışacak. Ancak abi bunu söktü. Buradan iki tane kabloyu uzattı. Artı eksiye mi verdi? Evet, artı eksiye bağladı. Sonra bağladık ve dıdıdıdın. Olay kapandı. Gelecek sorulardan bir tanesi olabilir diye buradaki enerji kablosunu sökelim bir. Görülsün abi. Çünkü gelir. Şu an sökülü bir şekilde de hala çalışmaya abi kapanmıyor. Devam ediyor. Valla bir gaza geldi cihaz. Bir şeyler oldu. Yok. Tuş kilidini açınca tuş kilidini açınca direkt kapanıyor abi. Evet, gücü yetmiyor. Bu kadarını yetiyor. Bizim hayalimiz şuydu bu arada. Bu telefonu açabileceğiz ve şarjı dayanırsa içine bir yılan yükleriz marketten. Diyorduk. Olmadı ama canımız sağ olsun. Günün sonunda iddiamızı karşıladık. Abi tuş kilidini açmayınca kapanmıyor yani. Bu neden? Açınca şebekeyi falan görecek ya. Haberleşecek o sırada. He. İşlemci gücüne ihtiyacı oluyor muhtemelen. O zaman abi yine 33.10'la sadece saate bakmak için kullanabiliriz. Bence de kullanılır abi. Yok, çok saatte 0-0 gösterdiği değil mi? Onu da ayarlayamıyoruz. Ya ama günde 2 kere doğruyu gösterecek. Doğru, o zaman doğru. Bakmak lazım. O tamam. Önemli abi. Şu an açmıyor bile. Çünkü enerjiyi de söktük. Şarj da olmuyor cihaz. Son kez bir takalım diyorsanız. Şarj ediyor. Bu arada 33.10 bataryasını iPhone'un şarj aletiyle şarj ettik de diyebiliriz yani. Yani şu o da doğru. Bu o da doğru. Aynen öyle. Bak, bir sürü şey diyebiliriz bununla ilgili ben. Abi eline koluna sağlık. Yani sonuç itibariyle biz iddiamızı gerçekleştirdik mi? Evet, gerçekleştirdik abi. O zaman bu videoyu da artık burada kapatmak düşer arkadaşlar. Serdar abi öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Kapat. Orhan abi. Aa pardon. Dur dedim. Ben yaşamadım. Burada Serdar'ın bizim aynen. Özür dilerim. Sahibinden Serdar abiye opsiyonlu telefon. Evet, o zaman abi. Bu videoyu da burada kapatabiliriz. Kapatalım artık. Orhan abi. Sana çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz abi. Bizi burada ağırladın mekanında. Çok daha enteresan isteğiniz varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer yapabileceğimiz bir şey varsa bunların arasında doğrudan Orhan abi, Orhan Serdar abimize gelelim. Senin adın Serdar diye kalacak bu arada abi. Orhan abi tekrardan ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şu bataryayı bir sallandır abi görelim. Bildiğin kaçak elektrik hattıyla iPhone 12 Pro'yu çalıştırdık. Başka videoda görüşmek üzere diyelim. Ekrandaki bağlantılardan başka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Bir de ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abi like attın mı videoya? Abone oldun mu? Olmuş.